Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Elhamdülillah. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَرْ Aziz ve muhterem Müslümanlar, Rabbim bu günün, günlerin en günü, en güzeli olan Cuma gününün bereketini üzerimize yağdırsın inşallah. Cumanız mübarek olsun. Rabbim bizleri Cuma'nın bereketinden yararlanan kullarından eylesin. Rabbim bu cumadan bir dahaki cumaya kadar bizleri muhafaza eylesin. Maddi ve manevi şerlerden muhafaza eylesin inşallah. Aziz Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Rabbi Zülcelal şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil erdu zilzale. Şu gördüğünüz fay hattı falan dediğiniz olaylarda bir iki yerlerin çatlamasıyla, patlamasıyla veya bir iki şehrin yıkılmasıyla bunlar sizin için belki büyük bir şeydir ama unutmayın bundan daha büyük, bunlardan fay hattından daha büyük fay hatları var. Rabbi Zülcelal'ın hay hatları var. O hay hatları zilzal yapacak hay olan kayyum yerlerin hepsini, sadece bir bölgeyi değil, bir ülkeyi değil, bütün dünyayı hepsini zilzal yapacak. Sallayacak hay, fay hatların hepsini devreye koyacak. Dikkat edin, öyle bir günde sizler bekleniliyorsunuz. Ona göre hesap edin. Bugünlerin enkazlarının altında kalan bir şekilde kurtulur. Bir şekilde şekil alır. Ama o zilzal gününün dehşetindeki geldiğiniz günde imanla gelin ki o zilzalı kaldırabilirsiniz. O depremin yıkıntısında kalmayasınız. Ama aman ha aman, iza zilziletil erdu zilzalaha günü geldiğinde işte o gün enkazın altında kalmamaya çalışın. O günü hatırlayın. Ve ahrecetil erdu eskalaha. Bir şekilde Rabbi Zülcelal yerin altındaki bütün gizli olan her türlü mahlukattan tüt maddiyete, maddiyetten tüt maneviyete bütün her şeyi çıkaracak. Ve ahrecetil erdu eskaleha ve kâlel insânu mâleha. İnsanlar diyecek ki ne oldu, niye, ne oluyor diyecek. Şimdiki ufak birkaç tane zelzele olduğunda ne oluyor, ne olacağız dediğimiz gibi o günde ne oldu, ne olacağız dediğimizde
Rabbi Zülcelal tarafından bir ses gelecek. Diyecek ki ve kâle Rabbuke, senin Rabbin vahiy edecek. Diyecek ki İzâ zülziletil erdu zilzâleha ve ahrecetil erdu eskâleha ve kâlel insânu mâ leha yevmeizin tuhaddisu akbâreha bi enne rabbeke evhâ leha yevmeizin yesdürün nâsu eştâten li yürev a'mâne. Beyler, hiçbir şey olmamış diye bir ses gelecek. Sadece olan şey, herkes yaptıklarının hesabını görmeye gidiyor diyecek. İşte o enkazda, o gün enkazda kalmamayı ya Rabbi nasip eyle. O gün kurtulmayı nasip eyle ya Rabbi. Günahların enkazlarından olmadan kurtulmuş olanlardan eyle bizi ya Rabbi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ Kim zerre kadar hayır işlerse o zerrenin karşılığında hayrının sevabını alacak. Kim يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ şerren yere kötülük yapmışsa o kötülüklerden şerrin karşılığında cezasını görecek. İşte o güne, o günün sallantısına hazır olun diye Rabbi Zülcelal bizlere bunları bazen mektup şeklinde, bazen mesaj şeklinde, bazen de tokat şefkat tokatlarıyla bizleri uyarıp bugüne hazırlamak adına Zilzal suresini bizlere nazil ediyor. Evet aziz Müslümanlar, şimdi buradan doğru yola çıkarak zelzeleler, depremler müminler için birer kazanca çevirme akidesini, düşüncesini nasıl oluşturabiliriz? Yani bir deprem olduğu zaman ya da bir zelzele, bir musibet olduğu zaman müminin yapacağı şey ilk başta Rabbine teslim olacak. İlk başta istiğfar edecek. İlk başta tövbe edecek. Diyecek ki ya Rabbi, bu konuda ben acizim, ben zayıfım. Biz bu deprem konusunda kendimize hakim olmayabiliriz. Biz kaldıramayabiliriz ya Rabbi. Sen bize sahip çık ya Rabbi diye Rabbimize ilk kapıyı çalacağımız kapı devlet kapısından, sivil toplum kuruluş kapısından önce, herkesten önce Allah'ın kapısını çalacağız. Ya Rabbi diyeceğiz, sen bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bizi koru ya Rabbi. Sen bizi bir yerlere getir ya Rabbi diye bu şekilde muhafaza etmeyi isteyeceğiz. Aziz ve mehterem Müslümanlar, biz eğer Rabbimize iltica edersek bütün sıkıntılarımız yavaş yavaş hepsi gitmiş ve çözülmüş olacak. Ama biz Rabbimizi aynı akışta hayatımızın dışına çıkarırsak, hiçbir konuda ona dönmezsek, tövbe etmezsek biz kayıp etmişlerden olacağız. Velev ki yaralarımız en lüküs halleriyle sarılsa da yine çözüm olmayacak. Onun için tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, Rabbimize sığınacağız. İkinci aşamada da hemen Rabbimizin emri olan fasbir, sabır, sabır, hemen sabır kucaklayacağız. Sabır mümini olacağız. Sabırlı insanlar olacağız. Ve sabırla bu yaralarımızı, sorunlarımızı çözmüş olacağız. Üçüncüsü aziz Müslümanlar, biz Allah'a sığındıktan sonra, sabırla yaralarımızı çözdükten sonra bize artık nusret kapıları açılacak ve biz onları görmüş olacağız. Bu sıkıntılarımız hepsi gitmiş olacak. Müminlik bu demektir. İman bu demektir. Asıl İslam, asıl Allah-u Teala'nın bize verdiği iman anlayışı, müminlerin olayları hayra çevirebilmesi demektir. Eğer müminlik bize, imanımız bizi bu şerlerden hayırlara çeviremiyorsa, o zaman iman hangi gün kullanacağız? Nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Onun bize kullanacağı yer burasıdır. Musibetlerin geldiği zaman, depremlerin geldiği zaman, sıkıntıların geldiği zaman sabırla, fetanetle Rabbimize sığınarak kendimizi muhafaza edeceğiz. Okuduğum hadiste de bunun en zirve noktası da Peygamber aleyhissalatu vesselamın dediği gibi, sizin en hayırlarınız kimdir? Hayrukum men yurca hayruhu ve ye'menu şerrehu. İnsanlar onun şerrinden emin olan kişilerdir.
ve insanlar onun hayrından kendilerini bulan insanlardır. Yani bizim bu sıkıntılı günlerde, bu imtihanlı günlerde en hayırlı insan o ki köşeye çekilen değildir. O ki meydana çıkıp alana inip insanların emanetine, insanlara güven gösterebilecek bir yapıya dönüşebilmektir. İşte müminlerin en hayırlısı bu demektir. Ve müminlerin en hayırlısı o ki birisi onu gördüğünde onun şerrinden emin olmalıdır. Bundan bana zarar gelmez demelidir. Yani ama komşun olsun, ama oturduğun çevren olsun, ama mahalle arkadaşın olsun, ama kim olursa olsun seni gördüğü zaman senden bir emniyet gören ve senin şerrinden emin olan kişi olarak müminliğin en belirti noktasıdır. İşte Rabbim bizleri bu seviyelere getirsin. Aziz Müslümanlar, son olarak şöyle bir şekilde bu hutbemi toparlamak istiyorum. Acaba neden deprem bizim kapımızı bugünlerde çaldı? Üstad cevap veriyor aziz Müslümanlar. Maneviyet elden gittiğinden olmasın mı? Hepimizin suçu burada vardır. Devlet yönetiminden tut, köyün en çobanı dediğimiz, haşa çobanı küçültmek istemiyorum ama her şahsın sorumluluğu vardır burada. Çoban koyunun sütünden çalmaya başlamış. Memurluğundan sıkıntı yaratmaya başlamış. Komşu komşusuna güvensizliği yaratmaya başlamış. Koca kocalığını artık bırakmış, Müslüman artık dünya perest olmuş. Böyle bir atmosfer meydana geldiği zaman Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki işte o gün musibet bekleyin. İşte o gün zelzele bekleyin. Herkesin bu zelzelede suçu vardır. Sadece mühendisle mimarın tek değildir. Eğer hoca efendi mimarı, mühendisi iyi yetiştirmiş olsaydı, mimar ve mühendis çok iyi projeler çizmiş olacaktı. Eğer devlet yönetimi sağlıklı bir şekilde memur yetiştirmiş olsaydı, sağlıklı bir projeler ve alanlar ve yapılar ve müteahhitler ortaya çıkacaktı. Eğer babalar evlatlarını sağlıklı yetiştirseydi, o yetişen evlatlar sağlıklı binalar yapacaktı. Ustalar sağlıklı ustalık yapacaktı. Herkes sağlıklı bir işi yapmış olacaktı. Yani kolektif bir sucumuz var. Toplu bir sucumuz var. Ve toplu affa sığınmamız gerekiyor. Elhamdülillah, 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 hamdül kamilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimen li nebihi ve tekrimen li fekameti şe'ni şerefi sefi ve kâle azze ve celle min kâilin muhbiren ve âmira innallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Estağfirullah, estağfirullah, thumma estağfirullah. Allahümme entes selam ve minkes selam.